Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak yayını ile Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 4. kitap fuarında yine sizlerle beraberiz. Kitap fuarı bugün 8. gününde. Yine Elazığlı vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor kitap fuarına. Bugün yine çeşitli vatandaşlardan ve Elazığlı yazarlarımızdan röportajlar yapacağız. İsterseniz röportajlarımıza yavaştan geçelim. Bugün ilk başta kıymetli yerel yazarlarımızdan Aziz Bey ile bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aziz Bey, Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 4. kitap fuarındayız ve 8. gündeyiz. Sizler bu 8 günü değerlendirmek için neler söylersiniz? Öncelikle böyle bir aktiviteyi gerçekleştiren ve emeği geçen başta belediye başkanı ve olmak üzere tüm personel arkadaşlarımıza, katılımcılara ve özellikle Elazığ halkına çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere kendimizi ispat etme veyahut da kendimizi ifade etme imkanı sağladıkları için. Bizler yerel yazarlar olarak gerek şehrimizde gerekse bilgi birikimimizde yazmış olduğumuz kitapları tanıtma fırsatımız oldu. Buradaki amaç bir şekilde başlamaktır. Bir şeyi de başarının %50'si başlamakla geçer. Biz herhangi bir şekilde bir şeyler yaptık. Bu konuda daha iyi olan, daha güzeline ulaşmak isteyen arkadaşlar için bir kapı açtık. Bu doğrultuda da benim şu ana kadar 7 tane kitap çalışmam var. Bu kitap çalışmalardan gerek yerelde Elazığ'ın sorunları ile ilgili, Elazığ'ın tanıtımı ile ilgili, bölgemizde yaşanan bugünkü İsrail'in yaptıkları ile ilgili biz yıllar önce yazılar yazdık. Maalesef bunu kitaplaştırdık. Maalesef bizim yıllar önce bir yereldeki bir avukat veya da siyasetçi olarak gördüklerimizi maalesef İslam coğrafyası görmedi. Bugün bunların sıkıntılarını yaşıyoruz. Bunun dışında bir şiir kitabımız var ki kitapları biraz sonra tanıttığımızda görülecek. Amacımız bizim bilgi ve birikimimizle gördüğümüz, ettiğimizi yazıya dökmek. Bakın bu ülkenin ve İslam coğrafyasının en büyük eksiği okuma ve yazmadır. Biz soy ağacı olarak 1840'a kadar gidebildik. Batılı bir vatandaş bir milattan önceye kadar gidebilir. Tek sorun ne? Kayıt alıyor. Hatırat alıyor. Şimdi baktığımız vakit bizim özellikle Kurtuluş Savaşı'na ve Osmanlı tarihine ilişkin bunların çoğunu biz Avrupalı yazarlardan öğreniyoruz. Maalesef bizler birinci Haçlı Seferler ve son Haçlı Seferler 1279'dan sonra İslam coğrafyası okumadan uzaklaştırıldı. Bilinçli olarak yapıldı. Alimlerimiz, matbaalarımız, yazarlarımız, çok zeki insanlarımız şu anda bile Avrupa'ya ve Amerika'ya taşınıyor. Biz Kurtuluş Savaşı'nı Kazım Karabek'in hatıratları üzerinden çözmeye çalışıyoruz. Kurtuluş Savaşı ile ilgili, vatanımızla ilgili, milletimizle ilgili bilgileri hatıratlar üzerinde. Ben şunu rica ediyorum. Tüm vatandaşlarımız, özellikle yeni neslin güzel bir hayat, güzel bir imkan sunmak istiyorsak önce okumaya, üretmeye çalışmamız lazım. Ben bir yazar olarak, okumayı seven bir insan olarak örneğin Türkiye'nin 1928'de 50'si kayıptır. Tek taraflı bir yazar var, yazılar vardır. Ben orayı tarafsız bir gözle, Milli Şef dönemini tarafsız bir gözle görmek isterim ki o dönem 1928'den sonra eğer bu ülkenin şifreleri, o günler yaşananlar sağlıklı anlatsalar bu günün fotoğrafı net daha ortaya çıkacak. Bu amaçla özellikle bir parantez açmak istiyorum ki sizler de müşahede etmişsinizdir. Bakın şu anda gelenlerin %80'i anne ve çocuk. Anneler her zaman olduğu gibi bakın ellerinden tutup çocuklarını kitap fuarına getirmeleri, çocuklarıyla güzel vakit geçirmeleri, her şeyden önemlisi çocukların kitaba dokunmalarını sağlamalarından dolayı ben tüm annelere minnettarım. Lütfen babalar bu konuda daha fazla duyarlı olsun. Eğer biz bunu sağlarsak, bir aileyce gelirsek, burada çocuklarımıza eğer bir şeyler yapmak istiyorsak yapın edin demeden önce biz yapmamız lazım. Bakın belediye imkanlarını seferber etmiş. Burada iyidir, kötüdür, güzel bir ortam sağladı. Bugün 8. gün. Ben daha önce de resmi olarak yapılmayan kitap fuarlarına da katıldım. İşte 24'ünde Kayseri'de de bir kitap fuarı vardı. Asıl olan üretmenin yolu eğitimden ve bilimden geçer. Zaten eğitim sistemimiz sıkıntılı. Bunları daha önce de anlattık. 1948 yılında Hulbert Komisyonu hala daha eğitimimizi düzenliyor. Bunun yanında bazı dernekler var. Yanımızda, sağımızda, sonunda Avrupa Konseyi'nin gönderdiği bedava kitapları dağıtıyor. Burada biraz daha duyarlı olmamız lazım. Anneler, babalar olarak çocuklarımızın eğer sokaktan, eğer bilgisayardan veyahut da telefondan, sosyal medyadan uzaklaştırmak istiyorsak lütfen ya okutacağız, ya eğiteceğiz veyahut da bunları sportif alanlarda bir müziğe, bir spora
göndermemiz lazım. Kimseye akıl verecek ve tavsiyede bulunacak durumda değilim. Ama adliye koridorunda yaşadıklarımdan dolayı bunları söylüyorum. Adliye koridorunda gördüğüm fotoğraflardan dolayı bunları söylüyorum. Şimdi sabah kahvaltısını yapıp annesiyle 2,5-3 saat burada geçiren bir çocuk mutlaka bir kitap almıştır. O kitabın okuması onun ufkunu açacaktır. Bunu bu fotoğrafı bakmamız lazım. Aziz Bey, biraz da yanınıza gelerek hem kitaplarınızdan hem de Elazığlı olan yazarlarımıza olan ilgiden konuşmak istiyorum. Kitaplarınızı tanıtmak isterseniz kitaplarınıza gösterelim. Burada Elazığ tarihinde ilktir. Bir meclis araştırmasıdır. Sivrice bizim göz bebeğimiz. 2006 yılında Sivrice Mavi Bayrak alındığında ben 450 tane dilekçe vererek tüm vekillere, tüm siyasilere dilekçe vererek Sivrice ile ilgili meclis araştırması yaptırdım. Sivrice Gölü ile ilgili. Bu onun çalışmasıdır. Şu anda Sivrice'nin içinde bulunduğu durumun neden kaynaklandığına ilişkin meclis komisyonunun yapmış olduğu araştırma ve bunları biz 5000 tane bastırdık ve Elazığ'a bedava dağıttık. Sivrice bizim ekonomimize hala daha istediğimiz şekilde katkı sunamıyor. Sadece günübirlik şeydeki komşu şehrin kalkındığı bir yer. Bu kitabımız 2002 yılında Elazığ'ın sorunları ve çözüm önerileri. Yani 2001 yılında 9 tane sorun ortaya koyduk. Bunların çözüm önerilerini ortaya koyduk. Maalesef o gün de kimse dinlemedi. Bugün de kimse dinlemiyor. Burada sadece eleştirmek bazıyla değil. Biz o zaman sorunları herkes biliyor. Şu anda o sorunların %90'ı da devam ediyor. Dedik ki gelin yeraltı kaynaklarına yönelelim. Gelin balıkçılığa yönelelim. Gelin burayı bir sağlık kampüsü haline getirelim. Gelin şu anda tarımda sahip olduğumuz Akdeniz ikliminden dolayı üzüme yönelelim. Ve özellikle yurtbaşı ve Molla kendi havzasındaki 365 gün ürün yetiştiriliyor. Bunları alalım, önünü açalım. Şu anda mermer sadece 2 tane tacir kardeşimizin katkısıyla bu şehir ekonomisine katkı sağlıyor. Bunun dışında 2001 yılında Fırat Üniversitesi'nin sadece poliklinik sayısı 260 bindi. Biz o gün itibariyle burayı sağlık kampüsü haline getirseydik Muş, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır bu şehir uçmuştu. Maalesef olmadı. Bu ona ilişkin bir kitabımız. Bu kitap yine Türkiye'de ilktir. Siyasetle uğraşan birisi olarak bir arşiv çalışmasıdır. Türkiye geneli ve Elazığ'daki milletvekili seçim sonuçlarıdır. Çünkü ben siyasetçi olarak hiçbir veri yoktu. Bunu 2006 yılında yazdık. Bu mahalle idarelerle ilgili bir çalışmadır. Belediye ve belediye il genel meclisi oylarıdır. Bunu da 2007 yılında yazdık. Bunların tümünü kendi imkanlarımıza arşiv çalışması olarak bastırdık ve tüm insanlara, tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum örgütlerinde ellerinde bir kaynak kalsın diye yazdık. Çünkü burada geçmişte milletvekili yapmış, belediye başkanlığı yapmış insanları, kardeşlerimizi tanıtmaya çalıştık. Bu kitap Elazığ'la ilgili yaklaşık sizlerle de biliyorsunuz, sizinle de medyayla da 20 yıldan fazladır iç içeyiz. Elazığ'la ilgili yazdığımız yazıları topladığımız bir kitap, köşe yazılarımızı. Hem şehrin tanıtımı hem şehrin sorunları ve bunlarla ilgili ne yapacağımız konusunda. Bu da maalesef şu anda içimiz kan ağladığı bölgemizle ilgili köşe yazılarımızı topladık. İşte Kuzey Irak'taki Barzaniler'i yazdık, İsrail'i yazdık, Haçlı seferlerini yazdık, İslam coğrafyasının duyarsızlığını yazdığımız köşe yazılarını topladığımız bir çalışmadır. Bu kitabımız onunla ilgili. Daha sonra da yine Elazığ'la ilgili Elazığ Türkiye'nin en güzel şehridir diye bir çalışma yaptık. Bunu 13 bent altında yeraltı kaynaklarından turizme, turizmden sağlığa kadar dedik ki 13 tane kıstası ortaya koyalım. Bu şehirle diğer şehirleri karşılaştıralım. Benim kendi bilgi birikimime göre karşılaştırdıktan sonra Türkiye'nin en güzel şehrinin bu olduğunu, en basiti Akdeniz'deki bir Antalya sadece yaz turizmine hitap edebilir ama Elazığ 5 turizmine, yani kış turizmine, sağlık turizmine, din turizmine, tarihsel ve yaz turizmine hitap eden bir şehir. Bunları böyle bir çalışmamız oldu. Daha sonra da 52-62 muhtarlığı kapsayan Ulova dediğimiz, Altınova ile ilgili kurmuş olduğumuz dernek çalışmaları doğrultusunda ovamıza ismet etmeye bulunduk. Ovamızla ilgili bir kayıt oluşturduk. Acı bir fotoğrafı ortaya koyup ben Ulova Altınovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni kurarken Altınova ile ilgili, Ulova ile ilgili bir harita ta 1967'de DSİ'de buldum. Fakat yabancı sitelere girdiğimde Ulova, Altınova ile ilgili yüzlerce haritaya, yüzlerce bilgiye sahip oldum. Bu benim anlatmak istediğimi anlayanlar çok iyi anladı. Son olarak da etrafımızda gördüğümüz duygu ve düşüncelerimizi, yaptıklarımızı veyahut da şehirle ilgili konuları
Bu defa da şehirle anlatalım diye 2 Ekim'de çıkardım Hüzünlü Yalnızlık diye bir şiirimiz. Burada Elazspor'dan vatan sevgisine, vatan sevgisinden şehrin imarına, duygusal dostluğa dair yaklaşık 50-60 tane şiirimizin olduğu bir kitabımız var. Burada bizim tek bir amacımız Elazığlı yazarlar olarak gelen insanlarla bir sohbet etmek. Şehirde burada gelen insanlarımız, bizi buraya gelen insanlar, hiç olmasa buradaki yanda yaklaşık 20-22 tane Elazığlı yazar kardeşimiz var. İleride yazar kardeşimiz var. Elazığlı yazarlarla oturup aşina insanların da kitap yazdığını ettiği vakit bu konuda merakı olan, bu konuda ilgisi olan bana, Murat hocama veyahut da diğer arkadaşlara yönelerek bu konuda yardım isteyebilir. Veyahut da biz o insanların önünü açmış olabiliriz. Amacımız bu. Amacımız bu tür aktivitelerin, yani geçen hafta satranç turnuvası vardı. Bugün işte kitap var. Daha sonra da bunları sıklaştırırsak toplumun bir araya gelmesini sağlarız. Toplumlar bir araya geldikçe, bireyler bir araya geldikçe insanlar kaynaşır. Bakın şurada gelen insanlar belki 5 yıldır, 10 yıldır görmediği dostunu, eski komşusunu, arkadaşını, ben lise, ortaokul arkadaşlarımı bu vesileyle görüyorum. Ne kadar selamlaşırsak, ki Peygamber Efendimizin emridir, aranızda selamı yayın. Bunda, bu aktivitelerde selamı yaymamız için çok büyük bir imkan sağlamıştır. Bunu tekrar söylüyorum. Şu ana kadar ben kendi bireysel olarak gerek şehirle ilgili, gerek meslekle ilgili veyahut da gerekse aklımda olan ve bana göre ters olan, başta İstanbul Sözleşmesi 6284 ile ilgili yazılarımı, yorumlarımı bana imkan veren en büyük teşekkürü ben basına, gazetelere, televizyonlara ve sizlere yapmam gerekiyor. Çünkü 20 yıldır her sizin kapınızı çaldığımızda şehre ilişkin, hukuka ilişkin, yaşadığımız sorunlara ilişkin bu mikrofonları, bu kameraları bize açtınız. Sizlere de teşekkür ediyorum. Eğer burada katılım çok fazlaysa 8 gündür burada yayın yapan sizlerin eseridir. Sizler insanları buraya teşvik ettiniz. Eğer basın ve gazeteler, özellikle 2 televizyon olmasaydı buradaki katılım sayısı çok daha düşecekti. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü ey kulum, birbirinizi güzele sevk edin, iyiye sevk edin. Bunlar da güzel aktivitelerdir. Öncelikle başta size teşekkür ediyorum. Bu fuarın oluşumunda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Dışarıdan gelen katılımcılara ve özellikle Elazığlı yazar arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu fırsatı da bana verdiğiniz için size ve sevgili kardeşime çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Aziz Hocam. Evet değerli izleyiciler, Sayın Aziz Hocamızdan kitap fuarına dair ilişkin bilgiler de aldık. Efendim merhabalar. Merhabalar. Kitap fuarındayız. Şu anda evet. Belediyesi tarafından evet. Düzenleniyor. Evet, evet. Neler, fuar hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi kıymetli belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel olmuş. Ben de bugün ziyaret etme fırsatı buldum. Burada değerli yazarlarımız, Elazığ yazarlarımız ve dışarıdan gelen yazarlarımız var. Yani şehrimize çok güzel bir etkinlik olmuş. Allah yapandan, yardım edenden razı olsun. Dediğim gibi yani değerli yazarlarımızla bir araya geldik. Hakikaten kitap, sağ olsunlar, bize birkaç tane kitap hediye ettiler. Tabii onların emekleri çok çok fazla. Allah emeklerini boşa vermesin. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet izleyiciler, Elazığlı kıymetli yazarlarımızdan devam edelim. Yine Elazığ'ın yanımızda Güzide yazarlarından birisi var, Murat Hocam. Murat Hocam, bugün kitap fuarının 8. günündeyiz. Eyvallah. 8 güne dair değerlendirmelerinizi alalım. Şu an ben de gördüm, gençler, çocuklar kitaplarınıza yoğun ilgi gösteriyor standınızda. Eyvallah. Düşünceleriniz nelerdir? Düşüncelerimiz çok. Şahin Başkanımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bu tür etkinlikler şehrimize yeni bir ruh kazandırır. Biz de bu yeni ruhu kazandırmak için çocuklarımıza, gençlerimize, aile birliklerimize, toplum birliklerimize, millet birliklerimize, devlet ve bayrak bütünlüğümüze ihtiyaç vardır günümüzde. Şimdi günümüz bir yazar, Elazığlı bir yazar, şair kardeşiniz olarak ben Türkiye'den böyle dünyaya bakıyorum. Teknik büyük bir arıza görüyorum dünyada. Bilinçsiz toplum bulanık sel gibidir, alır seni götürür. Bilinçli toplum berrak su gibidir, içtikçe içesin gelir. Ortada bir doğru, bir de yanlışın olduğu aşikardır. Fakat bir doğru ki kendisini yanlışın karşısında ifade edemiyorsa o da yanlıştır. Örneğin şu Kudüs meselesini bir masaya yatıralım. Ben Elazığ'dan, Kakoçlar Diyarı Elazığ'dan tüm dünya devlet başkanlarına haykırıyorum. Kudüs bir,
Kabe 2. Bu iki değer hiçbir milletin tekelinde değildir. Burada ortak akıl Mehdi Kitap Kur'an'dır. Eğer dünya Mehdi Kitap Kur'an'a göre hareket ederse, İsrail'e der ki İsrail sen böyle dur, Filistin sen de böyle dur. Ortak bir devlet olmaz. Değişik milletler, her millet bir devlet kurarak hiç uğruna aktılan bu insanlık kanını durdururuz. Yoksa bu kanın hesabını tüm dünya devlet başkanları veremez Allah'a. Artı, şimdi demin şöyle bir şey konuştuk. Biz Elazığlı yazarlar olarak, Elazığ kültürüyle yetişmiş birer yazarlar olarak, ben bir Meryem Ana Dağımıza çıktım. Orada da bir anım var, kartalı yakaladım. Kartalı ne şekilde yakalayacağımızı da az çok biliyoruz. Havada değil, yerde yakaladım birkaç uçuştan sonra. Oradan Elazığ'a bakıp, bir de Harput'a çıkıp Elazığ'a bakıp, çünkü hayalimdeki Türkiye'yi kitaba dökmüşsem, hayalimdeki Elazığ'ı da kitaba döktüm. Elazığ benim için küçük bir Türkiye. Fakat hak ettiği yerde değil. Ben Şahin Başkan'dan şunu da istiyorum. Güneykent'te oturuyoruz. Güneykent mahallemiz. Biz belediyelik olmasını istiyoruz. Güneykent Belediyesi, Ataşehir Belediyesi. İşte karşıda diğer belediyelerimizi kurarak büyük şehir yapma hak etmiş bir şehrimizdir. Bugün benim gözümde Elazığ 9-10 tane hazinenin üstüne kurulu bir şehir. Büyük şehir olma ötesinde sanayi ve teknoloji şehri olması gerekir. Maşallah neyimiz yok ki? Bakır var. Bakır olan yerde altın madenimiz var. Çelik madenimiz var. Mermerimiz var. Gümüşümüz var. Alüminyumumuz var. Mermerimiz, kömürümüz var. Tuzumuz var. Şimdi bunu güzel aşure çorbası yapıp kakkoşlarımızın önüne koyamadık. Burada eksideyiz. Artı mesela biz yazarların bu dünyanın düzeni bozulmuşsa, bu düzeni ben bozmadım, siz de bozmadınız. Demek ki bozan bir güç vardır. İnsanlar şeytanı dile almıyor. Yüce Rabbimiz buyurur ki, insanlar kurdukları hayallerini kendi elleriyle yıkarlar. Fakat insanlar bunu fark etmezler. Ya takdir-i ilahi kafasına taş düştü mü takdir-i ilahi deyip yan yatarlar ya da karşısındaki insanları suçlarlar. Oysa ki biz insanlara ışık olsun diye Mehdi Kitap Kur'an-ı Kerim'i rehber kıldık diyor. Fakat Mehdi Kitap Kur'an-ı Kerim'i biz duvara asmışız. Sokaklarda Mehdi'yi arıyoruz. Yani bu kadar din-i cumhur yobazına da pes diyorum. Bir de sokaklarda şu eksiğimiz vardır. Dedim ya bilinçsiz toplum bulanık sel gibidir. İki örnek vereceğim. Çok önemli örneklerdir. Benim bu aziz Türk milletimin yarısı bir fikir, yarısı bir fikir düşünüyorsa bu arıza giderilmemiş demektir. Örneğin bir başkanlık sistemi üzerinde konuşacağım. Bir de İstanbul Sözleşmesi üzerinde konuşacağım. Benim bu aziz Türk milletimin bir sefer Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Büyük İslam Devleti'ni kuran Efendimizin, Büyük İslam Devleti'nin tek varisi Türkiye'dir. Başkanlık sistemi doğru bir karardır. Ama %48 benim bu aziz Türk milletim başkanlık sistemine hayır dedi. Vahim bir olay. Gerçek devlet anlayışımız. Anlatamadık. İstanbul Sözleşmesi. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni ben okudum. İçeriği rezalet. İsmi güzel. Ama içeriği dünyada ne kadar liyakatsız insanlar varsa hepsinin hazırlamış olduğu bir sapık metindir. Biz İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik ama yerine öyle bir metin koyuyoruz ki, onun için çalışıyoruz ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak boş durmuyoruz. Ben bir araştırmacı, gönüllü milli yazar kardeşinizim. Ben bu omuzumda devletimi, bu omuzumda milletimi yüklemişim, gidiyorum. Biz artık değil Türkiye'de, dünyada hiçbir kadınımızın telef olmadığı 1500 yıl önce imzalanan Mekke Sözleşmesi'ni getireceğiz inşallah. Bunun üzerinde de bir çalışmalarımız vardır. Gerçekten şu an çocuklar hiç uğruna ölüyor. Aile birliklerimiz hiç uğruna ölüyor. Kur'an aşkımızdan kopan bir dünyayla biz karşı karşıya kalmışız. Türkiye olarak tek şanssızlığımız bir yanımızda civatalarını çok sıkan Asya'nın olması, diğer yanımızda ise civatalarını çok gevşek bırakan Avrupa'nın olmasıdır.
Bizim burada yapacağımız tek şey var. İki diş civatalarını çok sıkan Asya'yı gevşetip, iki diş de civatalarını çok gevşek bırakan Avrupa'yı sıkarsak bu aşkı dünyaya yayarız. Çünkü Mehdi kitap Kur'an-ı Kerim'de ne kara çarşafa yer var, ne transparan giyinene yer var. Neden yok? Aşkın tarifini berrak şekilde yapmıştır. Biz de Kanal 23 olarak dünyaya bu aşkı yapalım. Kur'an aşkımıza göre dünya bir gül bahçesidir. Her insanoğlu bir güldür. Ama gülü dalından koparmadan seveceksiniz diyor Rabbimiz. Aşkı da şöyle tarif ediyor. Ey insanlar, biz sizi erkek artı kadın eşittir. İki can bir beden yarattık. İki de gönül kapısını bıraktık. Her birinize bir seçme, bir de seçilme hakkı verdik. Seçme eş, seçilme kardeş. Akledin, kaynaşın, aradığınız aşkı bulun diyor. Düşünebiliyor musun? Her insanoğlunun önüne sınırsız bir gül bahçesi sermiş. Bir şans vermiş sana. Örneğin sizin üstünüzde bu aşkı tarifini yapalım kardeşim. Dünya bir gül bahçesi, siz de bir gülsünüz. Gülü dalından koparmadan seveceksiniz. Girdiniz dünyaya. Sınır koymamış Rabbimiz. İsterse 1000 tane kız arkadaşınız olacak. Ama kardeşten öte bakmıyorsunuz. Diyelim ki 100 tane bayan arkadaşınız var. Tanıştınız. Zaten 101'ine ihtiyaç duymuyor. Eğer senin o aradığın, senin ruh izin o 100 tanenin içindeyse kilitliyor, seni bırakmıyor. O 100 kişiden bir tanesine ilahi aşk seni kilitliyor. Muhammed Ali Clay sizi yumruklasa dönüp o 99'a bakmazsınız. Bakarsınız da kardeşten öte bakmazsınız. Ama günümüz dünyasına bakıyorum. Kimin karşısına bir gül çıkıyorsa hemen onu koparıp koklamak istiyor. Biz yani ben Kur'an aşkımıza göre buna çakma işleriz. Bu evlilik yürümez. Milyonlarca çocuklarımız ana baba sevgisinden ayrı kaldılar. Mehdi kitap Kur'an-ı Kerim onun bunun yorumlayacağı da bir kitap değil. Çok berrak bir kitaptır. Kur'an demek şart değil Arapça bilmek. Kur'an demek insan demek. Ben de dilimin döndüğü kadarıyla şöyle Hilal'in Doğuşu isimli bu roman kitabımızı yazdık. Özellikle gençlerimize tavsiye ediyorum. Tüm mühendislik dallarında kaleme aldık. Eminimdir ki aile, gençlik, toplum, millet birliğimizi de kaleme aldık. Güzel, faydalı romandır. Kanal 23 ailemize de böyle vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Pazara kadar buradayız ama bu sevda pazara kadar değil, mezara kadardır. Tüm Elazığlık akkoşlarımızı da bekliyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Murat hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Elazığ'ın yine güzide yazarlarından birisi Erdal Çetinkaya bizlerle birlikte. Erdal hocam, kitap fuarının şu an 8. günündeyiz. Muazzam bir kalabalık var, muazzam bilgi var. Siz de zaten bir söyleşi programı da yaptınız okurlarınızla. Kitap fuarı hakkında neler söylemek istersiniz? Nasıl değerlendireceksiniz? Evet, özellikle ben basınımıza gösterdiği bu ilgiden dolayı, kitap fuarına gösterdiği ilgiden dolayı ve Elazığlı yazarlara gösterdiği ilgiden dolayı ben basınımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten coşkulu coşkulu geçiyor. 8 gün dolu dolu geçti. Belediye başkanlığımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Okurları otobüslerle taşıdı. Malatya'dan gelen okurlar oldu. Kale'den gelen okurlar oldu. Ve bize bu imkanı verdiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Coşkulu coşkulu dolu dolu geçiyor. Ben gelmeyenleri davet ediyorum. Gelsinler, baksınlar. Çok değerli, kıymetli kitaplar var burada. Fakat bazı standlarda bedava kitaplar dağıtılıyor. Buna bir baksınlar. Neden bedava dağıtılıyor? İkincisi, ülkemizde okur yazar oranı, okuma oranı %97.4 iken, %97.4 iken 2002 verilerine, 2022 verilerine göre bu 4 kişiden sadece 1 kişi kitap okuyor. Bir bakmak lazım. Yani okur yazar oranımız düşük. Aileleri bu anlamda eğitimcilere teşvik ediyoruz. Okumaya teşvik etsinler. Bu konuda gayret göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Dolu dolu geçiyor. Gelmeyenleri de davet ediyoruz. Bir de kitap maliyetlerinin yüksek olduğundan şikayetçi olanlar var. Tabii bu da şundan kaynaklanıyor. Basın maliyetleri artmış. Dolar üzeri geliyor malum üzeri kağıtlar. Dolayısıyla bu da basın masrafına yansıyor. Bu da kitapların maliyetini arttırıyor. Tabii Elazığ Belediyesi'nin yaklaşık 15 bin öğrenciye tanımladığı bir 50 liralık hediye çeki de var. Bu da Elazığlı yazarların kitaplarının satılması açısından herhalde olumlu etki yapmıştır diye düşünüyorum. Ben belediyemize bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı oldu, çok teşvik edici oldu. Tabii ki burada ben iş adamlarımıza sesleniyorum. Gelsinler, burada bir kağıt fabrikası kursunlar.
doğuya, güneydoğuya hitap edecek bir fabrika olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede yok. Bu da maliyetleri düşürecek. Kitap basımını artıracak, okumaya faydası olacak. Tabii bu anlamda biz milletvekillerimiz yoğun çalışıyorlar. Onları da burada görmek isterdik. Bu coşkuya onlarla dahil olmasını isterdik. Onlar yoğun çalışmalardan dolayı belki katılamadılar. Bir günümüz daha var, bekliyoruz onları da. Vekillerimizi de görmek istiyoruz. Tabii bu anlamda timi genç, ben şimdi biraz beni eleştiriyorlar. Sert, ben yani çok böyle itinalı, dikkat ederek konuşmaya çalışıyorum. Fakat beni bu anlamda eleştiriyorlar, sertsin diyorlar. Ben bir yazar kimliğim olarak, araştırmacı bir yazar olarak ben gerçekleri söylemek zorundayım. Söylemesem ülkemiz nereye gidecek? Bakınız, gençlerimiz deizmin kucağına itiliyor, ateizmin kucağına itiliyor. Bakınız, Elazığ'da bundan yıllar öncesine, bir 10 yıl, 15 yıl öncesine baktığınız zaman bir genci bile sigara içerek geçtiğini göremezdiniz. Dolaştığını göremezdi. Bugün gençlerimiz sigara elinde dolaşıyor. Kızlarımız, bayanlarımız. Esrar şey kullanımı 12 yaşına düşmüş. Yani bu anlamda tabii ki emniyetimiz gerekeni yapıyor. Ciddi çalışmalar yapıyorlar. İşte bu anlamda gençlerimize sahip çıkmamız lazım. İsterseniz kitaplarınızdan biraz bahsedelim. Çok fazla detay inmeden ben kitaplardan bahsedeyim. Bu Apitalabi kitabımız 2021 yılında basılmış bir kitap. Bu kitap basıldığında Türkiye'de 3 tane 4 tane vardı. Bilimsel bir kitap, teknik bir kitap, arı ürünlerini anlattığımız bir kitap, arı ürünlerine sağlık olan faydalarını anlatan bir kitap. Bu kitabı okuyan gerçekten arı ürünlerinin ne olduğunu öğrenecek ve alacak, kullanacak. Kullandığı zaman da faydasını görecek, nasıl kullandığını görecek. Balın saklama koşullarından tutun da bütün arı ürünleri mevcut bu kitabımızda. Bu apiterapi diyoruz. Bu kitap gerçekten bakınız. 2 yıl önce Malatya Kitap Fuarı'nda bir bayan ablamız geldi. Eşi yanında 1,5 yaşlarında çocuğu. Dedi bende immün yetmezliği rahatsızlığı var. Ben bu kitabı dedi araştırmıştım. Sen de burada olduğunu, kitabın da burada olduğunu görmüşüm. Geldi, aldı, bilgiler aldık. Kendisine işaret ettik, fikirler verdik, bilgiler verdik. Ben çok mutlu oldum. 100 kişiden bir kişiye daha fayda olursa bu beni mutlu ediyor. Bir yüksek lisans öğrencisi geliyor. İnönü Üniversitesi öğrenci. Yüksek lisans yapıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde. Doçent hocası ve kendisi. Hocasına tavsiye etmiş kitabı. Kendisi okumuş. Okumuş sonradan beni aradı. Nereden numaramı bulmuşsa bilmiyorum. Beni aradı. Bana teşekkür et dedi böyle bir kitap yazdığın için. Bir yüksek lisans öğrencisi. Ben bunlardan mutlu oldum. Mutlu oldum. Bunun kitabı okuyan gerçekten faydasını görecek. Daha sonra daha ufku açıldı bu anlamda. Sağlık Bakanlığımızın da bu anlamda çalışmaları var. Apiterapi üniteleri kurmuş. Yeter birimi var Sağlık Bakanlığımızın. Artık bu bilimsel bir boyut almış. Arı ve arı ürünleri. Hızla ilerliyor. Dünyada. Artık bu konuda yüzlerce binlerce makale var. Ve bu Türkiye'de artık bunun önü açılmış. İleride daha oturacak bu sistem. Tabii tek doktorların tek elinde. Bunun biraz daha genişe yaymaları lazım. Yani şimdi tamam doktordur ben bir şey demiyorum. Ya o doktor arıdan anlamaz. Baldan anlamaz. Arı ürününden anlamaz. Bunu bir kombine yapmamız lazım. Onlara saygımız sonsuz. Kombine yapmamız lazım. Gelsinler birlikte çalışalım. Ülkemize faydalı olsun. Arı ürünlerini yayalım. Sağlığı olarak faydalarını tedavi yönde. Ben cihaz da geliştirdim bu konuda. Koapiterapi cihazı. Çok rağbet görmedi. Çok da yayamadık. Ben bu konuda da çalışma yapmak istiyorum. İnşallah devam edeceğiz. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bu kitabımız da Kuvancılar'a tanıttığımız bir kitap. Tabii belediye başkanlığımızla yola çıktığımız bir kitap. Bu gördüğümüz hocamız Mustafa Temel hocamız, doçent doktor. Bu 1998'de Kuvancılar ilk kaymakam olduğu zaman ilk kaymakam olarak atanan abimiz, büyüğümüz. Şu anda emekli vali, İzmir'de yaşıyor. Ben buldum kendisini. Konuştuk, bilgiler aldım, belgeler aldım. Ve o dönem Aziz Yıldırım beyefendi, şu an 90 küsur yaşlarında ilk belediye başkanı olan ilçe olduğunda. Onunla röportajlarımız var, onunla bilgiler var. Mevcut belediye başkanımız Hacı Akpınar'la röportajlarımız var. Tabii biz birlikte yola çıktık Hacı Bey'le fakat bize çok sahip çıkmadı bu anlamda. Ben bunu da üzülerek ifade etmek istiyorum. Kendisinden destek bekliyorum Hacı Bey'den. Sayın Belediye Başkanımız Hacı Akpınar Beyefendi'den destek bekliyorum bu anlamda da. Çok teşekkür ediyoruz Erdem Bey. Elazığlı yazarlarımızla konuşmaya, sohbet etmeye devam edeceğiz. Bundan önce bir kitap fuarı hakkında kısa bir bilgi vermeye devam edelim. Kitap fuarının 8. günündeyiz. Yaklaşık 20-25 bin ziyaretçi geliyor günlük. Yaklaşık 75 standta 104 yayın evi mevcut. Bu yayın evlerin standlarında da yaklaşık 1 milyona yakın kitap yer almakta. Şimdi Elazığlı yazarlarımızla sohbet etmeye devam edelim. Ayşe Hanım merhabalar. Kitap fuarının 8. gündeyiz. Görüyoruz standınıza da yoğun bilgi var. Fotoğraf çektirdiğinizi görüyoruz okurlarınızla. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kusura bakmayın öncelikle sesim gitti.
Yani çok güzel, ilgi çok yoğun, gerçekten keyifli. Artık yarın da son gün. Benim için çok keyifli geçti, çok yoğun geçti, çok memnun kaldım. Seneye dört gözle bekliyoruz yani. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Avrupa'dan bir şair arkadaşımız geldi. Efendim merhabalar. Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 4. kitap fuarındayız. Bugün 8. gününde. Evet. Sizler fuarı nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben İsviçre'den takip ediyordum. Gerek sosyal medyadan, diğer arkadaşlardan. Burada ortak bildiğimiz arkadaşlar, yayın evleri falan vardı. Yayıncım biz de katılıyoruz dedi. Ben hemen dedim Elazığ'ı ilk defa göreceğim. Bir çok da heyecanlandım. Geldim. Sadece bugün için, hafta sonu için bir izin aldım iş yerinden. Mutluyum. Çok güzel, sıcak bir yer. Fuar alanını nasıl buldunuz? Fuar alanı güzel. Daha önceki katıldığım fuar alanlarına biraz daha derli toplu bir program dahilinde gidiyor galiba gördüğüm kadarıyla. Gayet güzel. Siz yurt dışından geldiğiniz için hani daha fazla kitap fuarı gördüğünüzü düşünüyorum. Mesela onları oranla kıyaslarsanız buranın artıları, eksileri yönünde nasıl bir değerlendirme bulunur? Kitap fuarlarına her zaman katılamıyorum. Katılsam sadece seyirci veya okuyucu olarak. Frankfurt çok geniş. Mesela Köln kitap fuarı çok geniş. Fakat ben İsviçre'deyim. Her zaman her yere de gidemiyorum. İsviçre'de bu bağlamda Türk yazarlar tarafından biraz daha fakir. Fuar için, fuar ve kitap aşkımızı Türkiye'ye gelip gittikçe ancak giderebiliyoruz. Ben o konuda bir şeyler söyleyemeyeceğim yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Yine Elazığ'ın kıymetli yazarlarından Ayşe Çetintaş Hanım ile konuşalım. Ayşe Hanım, bugün kitap fuarının 8. günündeyiz. Elazığlı yazarlarımızın standları da ilgi çekiyor açıkçası. Onları gözlemliyoruz. Sizler neler söyleyeceksiniz? Valla yoğun bir ilgi var. Güzel geçiyor fuar. Fuar merkezi bir kere çok güzel olmuş Elazığ için. Belediyemizin güzel bir yaptığı işlerden biri olmuş. Fuara da yoğun bir ilgi var. Güzel geçiyor. Kitaplarınızı isterseniz tanıtalım. Kitaplarınız hakkında bilgi vermek isterseniz. Var. İki şiir kitabım var. Onlar da elimde şu kadar kaldı. Başka kitabım kalmadı. Sonda bir hikaye kitabım var. Yağmur'a bahis. Evet, Yağmur'a bahis. Hikaye ve mektuplarım var ondan. Kitaplarınız genelde hangi yaş grupları tarafından ilgi çekiyor? Genelde lise öğrencileri şiir kitaplarımdan bayağı bir aldı. Gençlik şey yapıyor ama hikayeyi genelde herkes tercih ediyor diyebilirim. Ama şiirlerim genelde gençlik şiirleri galiba. Sizce kitap fuarlarının şehrin kültürüne nasıl bir etkisi oluyor? Bunun hakkında yorum yapmak ister misiniz? Bence büyük bir katkısı oluyordur. Her şehirde olduğu gibi Elazığ'da 2 yıldır bu fuar alanının olması bence bir şeyler kattı Elazığ'a. Hatta çok şey kattığını düşünüyorum. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Bir sonraki sene için önerilerde bulunabilir misiniz? İşte şöyle olsa daha iyi olurdu, şöyle eksiklikler vardı. Bir sonraki sene için Elazığlı yazarların yerleri daha geniş olsun isterim. Daha çok çocuklara hitap edilecek kitapların olmasını standlar var ama daha çok maçla ilgili, sporla ilgili, sporcuların hayatlarıyla ilgili kitapları tercih ediyor çocuklar. Bu benim çok ilgimi çekti. Tabii ki onu da okusunlar ama onun yanında çocukları getirirken o standları çocuklar tercih etseler bile kesinlikle uyarıda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki onları da okusunlar ama çok güzel yayınlar var çocuk yayınları, çocuk kitapları için. Öğretmenlerimizin oralara yönlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İnanç Hocam, Elazığ'ın kıymetli yazarlarından birisiniz. Evet, standınızda oldukça vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Evet. Kitap fuarının 8. gündeyiz. Yoğunluğu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Elazığ fuarı özellikle tertip edenlere teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir ortamı sağladıkları için. Bayağı bir yoğunluk var. Ben de hem kitap müptelasından çıkartmış olduğum kitaplarımı tanıtma vesilesiyle burada bulunmuş oldum. Yoğun bir ilgi vardı. Gayet de güzeldi. Benim 2 tane romanım var, Kösekli Saat ve Ilık Rüzgarlar. 3 tane de Urartu mitolojisine yönelik, alanında ilk hem bölgeyi tanıtan, tarihi dönemi yansıtan 3 tane de eserim var. Onun dışında şiir kitaplarım var. Fuarın inşallah Elazığ'ımıza, bölgemize uğurlar getirmesini, güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz sizlere efendim. Evet değerli izleyiciler, isterseniz Elazığlı yazarlarla görüşmemize bir ara verip standlar arasında bir dolanalım. Bakalım neler var. Sizler de hem katılımın yoğunluğunu görün,
Burada kameraman arkadaşım gösterirse çocuk kitaplarının olduğu reyonlar mevcut. Yoğun bir katılım var. Evet. Efendim, Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 4. kitap fuarındayız. Sizler de çocuklarınızla gelmişsiniz, evet, gördüğüm kadarıyla. Kitap fuarını nasıl buldunuz? Geçen seneye göre daha iyi. Bu sene süre de uzun tutulmuş. Dün çocuklar okullarla gelmişti. Biz tekrar bugün beraber dolaşmak istedik. Teşekkür ediyoruz burada Şahin Başkanımıza. İlgilerinden ötürü. Devamını bekliyoruz inşallah. Daha önce yazarlarla görüşme, söyleşilerde bulunma imkanınız oldu mu? Üst katta onlar da söyleşilerde bulundu. Bugün ama Hulki Cevizoğlu'nu dinleyeceğim inşallah. Geçen yıllarda da geldiğinizi söylemiştiniz. Evet. Geçen yıla göre artıları nelerdir? Ya da gelecek yıl yapılacak kitap fuarı için nasıl önerilerde bulunmak istersiniz? Daha fazla ulusal yayınların, kitap evlerinin katılması daha iyi olacak. Ama bu sene biraz, geçen seneye göre biraz daha fazla ulusal yayın evlerini gördüm. İnşallah daha iyi olacak. Gelecek sene inşallah daha iyi olur. Sürekli garz ederse her sene daha iyi olur inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet değerli izleyiciler, görüyorsunuz vatandaşlar da çocuklarını alıp da kitap fuarını gelip rahatlıkla kitaplarını alabiliyorlar. Bu arada Elazığ Belediyesi'nin 15 bin gence tanımladığı 50 liralık hediye çekini de tekrardan hatırlatmış olalım. Böylece çocuklar okullarıyla birlikte gelip diledikleri kitapları, diledikleri yazarlardan satın alabiliyorlar. Tekrar bahsetmiş olalım standtan, küçüklerimizi de ezmeden. Kitap fuarında 75-76 tane yayın evi bulunmakta şu anda. Yaklaşık 1 milyona yakın kitap var. Hem ulusal hem de yerel kitap evleri bulunmakta. Şimdi Telmih Yayın Evi'ne doğru gidiyoruz. Kendisi Elazığ'ın Güzide yayın evlerinden bir tanesi. Elazığlı yazarları sürekli desteklemekteler. Telmih'te de şu anda fuar alanında bulunan en genç yazar bulunmakta. Şu an kendisiyle röportaja doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Kendisi ayrıca bir depremzedeymiş. Onun da düşüncelerini, duygularını alalım. Efendim merhabalar. Merhabalar. Kitap fuarının 8. günündeyiz. Evet. Telmih Yayın Evi de gördüğümüz kadarıyla oldukça ilgi çekiyor. Çekiyor. Sizler neler söyleyeceksiniz? Şimdi böyle aktivitasyonların şehrimizde olması, böyle güzel bir fuar alanını şehrimize kazandırmış olması çok büyük bir artı değer. İnsanlarımızın ilgisi, insanlarımızın göstermiş olduğu değer bizim için çok çok güzel. Çünkü onlara temas edip kendimizi de tartma şansımız oluyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, biraz ekonomik krizden dolayı alım gücü düşmüş durumda. Onu biraz çözebilirlerse daha bir iyi olacak. Çünkü biraz da yazarlık destek gerektiren bir durum. Başka da bir sıkıntımız yok. Çok tatlı bir fuar geçiyor. Gördüğümüz kadarıyla günlük 20-25 bin kişi geliyor. Elazığ Belediyesi hem okulları taşıma yoluyla getiriyor hem de öğrencilere sanırım verdiği hediye çeki de Elazığlı yazarlara destek oluyordur diye düşünüyorum. Tabii tabii, onlar çocuklar için ama çocuklarımızın kültürel kitaplara değil de işte dediğim gibi Ronaldo, Messi, posterler, ayraçlara ilgileri var. O kısmı biraz çözebilirsek daha güzel, daha iyi olacak ama bizlere göstermiş oldukları ilgi, alaka gayet güzel, onu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Yazarlarımızla konuşmaya devam edelim. Efendim merhabalar. Kitap fuarının 8. günündeyiz. Telmih Yayın Evi'nin önünde de oldukça yoğun bir kalabalık var. Sizler kitap fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Özcan Arıkan, şair. Elazığ Belediyesi tarafından 4.sü düzenlenen kitap fuarına ilk şiir kitabım olan Bir Hayalim Var adlı kitapla katılım sağlıyorum. İnsanların kitaplarla buluşması adına güzel bir etkinlik. Bu kadar. Elazığ Belediyesi öğrencilere de 50 liralık bir hediye çeki tanımladı. Bu Elazığlı yazarların kitaplarının satılmasında bir etkisi oldu mu sizce? Tabii tabii. Gayet güzel oldu. İlk kere fuarın ilk günlerinde başkanın vesilesiyle dağıtılan çekler tarafından öğrenciler bayağı bir alım yaptılar. Bu gayet güzel oldu. O kitabı alan öğrenciler okurlarsa okuma alışkanlıkları, düşünce ve kültürlerine gayet bir etki edecek. Bence güzel bir etkinlik oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi isterseniz en genç yazarımızla bir söyleşide bulunalım. Merhabalar. Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 4. kitap fuarındayız. Sizler de fuarın en genç yazarısınız. Evet. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Kitaplarınıza ilgi nasıl?
kitaplarıma ilgi güzel. Çok sağ olsunlar. Kitabı yayınlatan kişiler de yaymışlar, geliyorlar imzalamak için. Çok sevinçliyim. Şu anda konu söyleyecek söz bulamıyorum. İsterseniz kitabınızı da gösterelim. Kitabınızın konusundan bahsedelim. Konusu aslında ana fikir olarak özgüven, umut olarak nitelendirilebilir. Çocukların en çok ilgi olarak normal bir düz hikaye olarak yazarsan pek çekici olmaz çocuklar için diye hayvanlar aleminde fable türü gibi bir şeyler yapmayı denedim. Güzel de oldu. Peki kitap fuarındaki yoğunluğu nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel ilgi var. Yani güzel gidiyor. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Röportajlarımıza devam edelim. Yine Elazığ'ın kıymetli isimlerinden birisiyle. Efendim, kitap fuarının 8. günündeyiz. Evet. Telmih Yayın Evi'nin önünde de oldukça yoğun bir kalabalık var. Evet. Hem yazarlardan imzalar alınıp hem de fotoğraflar çektiriliyor. Evet. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu 4. kitap fuarında Telmih standı olmaktan gurur duyuyorum. Ve bu vesileyle Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlu'na teşekkür ediyorum. Telmih bir kitap ise ben sadece onun bir sayfasıyım. Bizim niyetimiz gönüllerde yer almak, raflarda yer almak değil. Çünkü ve bir ticari kaygımız da yok. Bizim niyetimiz okurun gönlüne hitap etmek. Çünkü o gönül ki bir mekan değildir, bir makamdır. Biz de o makama çıkabilmek için kalemimizi ve duygularımızı dile getirdik. Bu kitaplar, bu şiirler sadece bizde kalsın istiyor olsaydık, sadece not defterimizde yazardık ve bizde kalırdı. O yazdığımız defterdeki şiirler bizim. Kitap haline geldiyse bizim değildir. Okuyucunundur. O nedenle diyorum ki buyursunlar, kim ne yazmış, nasıl yazmış, hangi duygularla yazmış. Mesela bu hepimizin ortak duyguları olan sevgi, aşk, hasret, bekleyiş veya vazgeçiş. Bu tür, bu minvalde, bu temada yazılmış şiirlerdir. Şunu söylemek istiyorum. Gelsinler okurlarımız, vatandaşlarımız, kendileri için yazdığımız, ortak duygularımızı yazdığımız kitapları alsınlar, okusunlar ve bu vesileyle de biz onların gönlünde bir yer almış oluruz. İlgi alaka iyiydi. Sizlere, basına, belediyemize ve vatandaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet kıymetli seyirciler, Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 4. kitap fuarının 8. gününden sizlere ulaştık. Biz yarın tekrar burada olacağız. Sizleri de ekran başında görmekten mutluluk duyarız. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.